Fed'in faizi 22 yılın zirvesine çıkartması sonrası gözler altına çevrildi. Altınsa bugün bir kez daha rekorunu tazeledi. Uzmanlara göre önümüzdeki haftalar yatırım fırsatı var. Yeni rekorlar da şaşırtmayacak. Ancak kısa vadeli belirsizliklere karşı tetikte olmakta da fayda var. Tamamen bir belirsizlik oluştu. Kesin olarak bir yön kırılımı olmadı. Fed faiz kararını son 22 yılın zirvesine çıkarttı. Altın yükselecek mi yoksa düşüşe mi geçecek sorusu akıllarda. Peki altının gerçek rotası ne olacak? Fed faiz kararı sonrası altın sıçradı. Yeni bir faiz arttırımı da uzak değil. Yıl sonuna kadar tekrar faiz artırabileceğini de ima etti. Muhtemelen Ağustos ayı içerisinde 2000 dolar seviyesinin üzerine tekrar test eden bir ons altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altında yeni rekorlar da kapıda. Gram altında takip edebileceğimiz yeni zirveler 1770, 1830 ve 1880 lira seviyeleri. Gram altın 1710 lira seviyelerinde, yeni ataklara da gebe. Çeyrek altınsa 2830 lira şu anda. Gram altın günü 1720 lira sınırında kapattı. Çeyrek altında 2840 liranın üstüne çıktı. Düşüşü de sert oldu. Gram altında hem dolardan destek alır hem onstan destek alır ve yukarı yönlü hareketlerine devam eder diye tahmin ediyorum. Yatırımını altına yapmak isteyenler uzmanlara göre üzülmeyecek. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Özellikle bu hafta ve önümüzdeki haftayı bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü 2024 yılında 2000-2500 lira aralığında bir gram altın karşımızda olabilir. Altın, döviz, borsa derken yatırımcı ne yapacağını şaşırdı. Aslında çok da uzağa gitmeye gerek yok. Yatırımcı için yine en güvenli görülen gayrimenkul oldu. Belki bu devirde ev almak hayal ama çeyrek altın alır gibi metrekare metrekare biriktirilen tapular yarının serveti olabilir. Yatırımcılar artık Kurban Bayramı'nda danaya girer gibi bir evi de hisse hesabıyla almaya başladı. Bitcoin'ler, ne dolarlar, ne eurolar, ne altınlar, ne gümüşler en fazla kazandıran yatırım aracı hep gayrimenkul oluyor. Ev fiyatları aldı başını gidiyor ama yatırımcısı küsmedi. Gayrimenkul hala en güvenlisi. Altın mı, döviz mi yoksa borsa mı diye düşünen yatırımcının imdadına yine gayrimenkul yetişti. Parasının değerini korumak isteyen iyi bir projeden 10 metrekare, 20 metrekare satın alıp güvenli liman arıyor. Küçük bütçeleriyle koskoca bir alışveriş merkezinin aslında oradaki hak sahiplerinden bir tanesi olabiliyor. Gayrimenkulde de yatırım sepeti var. Arsa, iş anı ya da projelere farklı miktarlarda yatırım mümkün. Birçok yatırımcı böyle minik metrekarelerle, küçük küçük hisselerle paralarını parça parça bölmüş oluyor. Bu arsa olabilir, arazi olabilir, işte daire olabilir, aklınıza gelebilen ticari olabilir. Ne olursa olsun bugün alıp yarın kârdasınız. Sadece küçük metrekareli alanlar değil, kentsel dönüşüm de yatırımcı için bir fırsat aslında. Yıkım kararı alınmış, kentsel dönüşüme girmiş olan evlerle ilgili biliyorsunuz fiyat düştü. Piyasaların bugünü yarını belli değil. Yani yatırımda terse kalma ihtimali her zaman var. Ancak bugün alınan gayrimenkul yarın servet değerinde olabiliyor. Şimdi doları veya işte altın olduğu zaman uzun soluklu evet bekliyor. Fakat gayrimenkul öyle değil. Yani düşünün ki 2 yıl önce 500 bin lira olan eviniz şu an 5 milyon TL. Belki de tüm dünyanın merak ettiği konuların başında gelir UFO'lar biliyorsunuz. Amerikan Kongresi tam da bununla ilgili toplandı ve o toplantıda dünyayı sarsacak iddialar ortaya atıldı. Eski Amerikan İstihbarat Subayı kongre önünde yeminli ifade verdi ve dedi ki UFO'ların düştüğü tam 12 tane bölge var ve Amerikan hükümeti bu olaylardan enkaz ve insan dışı biyolojik kalıntılar çıkarıyor. Kendisinin de bunları bildiğini açıkladı. Dediğim gibi yeminli ifade vererek kongrede diğer iki tanığın anlattıkları da duyanları şoke etti. Kongre UFO için toplandı. Üç eski askerin anlattığını dinleyen kongre üyeleri şok geçirdi. Amerikan Kongresi'nde UFO gündemiyle tarihi bir oturum düzenlendi. Kongrede Amerikan ordusunda görev yapan 3 tanık ifade verdi.
Tanıklardan görev yaptıkları dönemde havadaki gözlemlerini anlatmaları ve tanımlanamayan anormal olgulara ilişkin betimlemelerin ortak özelliklerini anlatmaları istendi. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde 14 yıl istihbarat yetkilisi olarak görev yapan David Grush ilginç iddialarda bulundu. 4 yılı aşkın sürede 40 tanıkla yaptığım görüşmelere dayanarak Amerikan hükümetinin elinde tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğunu biliyorum. Grush, bu araçların tam olarak yerlerini bildiğini ve bir kısmının da istihbarat komisyonlarıyla paylaşıldığını ifade etti. Bugüne kadar uzaylılara ait en az 12 araca ait enkazın bulunduğunu ifade etti. Amerikan donanmasında pilot olarak görev yapmış olan Rain Gravis da açıklamalarıyla dikkat çekti. Şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah küpler gördüklerini dile getirdi. Eğer tanımlanamayan anormal olgular yabancı ülkelere ait dronlarsa bu acil bir ulusal güvenlik sorunudur. Eğer başka bir şeyse bilimin çözmesi gereken bir konudur. Üçüncü tanık, emekli donanma komutanı David Fravor Fravor gördükleri objelerin açıklayamadığı bir şekilde değişken ve hızlı hareket ettiğini söyledi. Ona yakın bir şey elimizde yok. Bunu görmek inanılmazdı. İnanılmaz bir teknoloji. Amerikan Savunma Bakanlığı ise söz konusu durumla ilgili açıklama yaptı. Dünya dışı materyallere sahip olunmasına ilişkin bir programın geçmişte veya bugün var olduğu konusundaki iddiaları destekleyecek doğrulanabilir bir bilgiye rastlamadık dedi. İkinci el araçlar normalde sıfırından daha yüksek fiyata satılamıyor. Ticaret Bakanlığı internetteki bu yasağa uymayan ilan sahiplerine rekor cezalar verdi ama stokçular yasağı delmek için otopazarlarına döndü. Otopazarındaki esnaf da tıpkı internet ilanlarında olduğu gibi sıkı denetim istiyor. İstediği fiyata satabiliyorlar ama biz satamıyoruz. Bu uygulama delinmekte. Bu cezaların devam etmesi lazım. Çok büyük cezalar olması lazım. Piyasada sıfır araç kalmayınca ikinci el araç fiyatları da gaza basmıştı. Taşın altından stokçular çıktı. Ticaret Bakanlığı da yasaya uymayan ilanlara 35 milyon liradan fazla ceza kesti. İkinci el araçları sıfırından daha yüksek fiyata satmak yasak. Zaten internetteki fahiş fiyat ilanlara daha ceza yağdı. Fırsatçılar da otopazarlarına geri döndü. Yani internette haksız kazançla cebini dolduran otopazarında hız kesmeden devam ediyor. Dışarıdan biniciler bilmediği için sıfırın üstünde fiyat yazaraktan bu pazarlara getiriyorlar, satmak için çalışıyorlar. Sıfır kaç para? 950 lira. Adam 1050 yazıyor. Otopazarındaki ikinci el satıcıları ise tıpkı internette olduğu gibi otopazarında da denetim talep ediyor. Çünkü onlara göre ikinci el araçlarını sıfırdan yükseğe satmak isteyenler araç piyasasına da darbe vuruyor. Ama bu aralar 10 gündür işler zayıf. Sektör dışındaki kimselerin sektöre girmesi bu piyasada fiyat artışına neden olmaktadır. Kimine göre cezalar caydırıcı, devamı da gelmeli. Ama kimine göre de cezadan ziyade sıfır araç krizinin sona ermesi gerekiyor. Ceza değil, caydırıcılık değil de araç bulunurluğu olması lazım. Ana isteğimiz Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesi vermiş olduğu kişilerin, dışındaki kişilerin sektöre girip sektörde daralmaya neden olmasının önüne geçilmesi.